Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Kucaklar dolusu. Sevgiler, saygılar Bulgaristan'dan. Gerçi Bulgaristan demeyim. Zaten yollara bakınca şöyle nerede olduğumu tahmin edebilirsiniz izleyiciler. Mayın tarlasındayım yine. Mayın tarlasındayız. Şöyle çok şükür geldik Türkiye'ye. Sayılır. Zamanlarımız artık saatlere kaldı. İnşallah böyle bir 200 kilometremiz falan var. Yarın yani gece Türkiye'ye gireceğim. Nasip olursa inşallah. Canım sıkıldı yine. Şöyle bir yine bir 5-6 dakika falan bir video yapayım. Hem siz de sıkılmayın. Adı video olsun diyelim. Ne yapalım arkadaşlar? Laf bulamıyor. Siz onun Türkiye'ye gelirken İzince abiler sağ şeritte Sofya'dan sonra sağ şeritleri biraz az kullanın. Çünkü öyle bir çukurlar var ki tır bile ön lastik indiğinde kafayı bozacak. Böyle sanki zerzele olmuş gibi oluyor. Onun için sağ şeritleri bak Plovdiv'den sonra burası. Plovdiv'den sonra böyle biraz bozuk. Allah esirgesin bir jantınız falan patladır. Lastiğiniz kıyılır, bir sıkıntı çekerseniz şimdiki modern araçlarda da zaten işletme yok. Kepazelik çekmeyelim. Arabamız iyi çok şükür de tıkırtı tıkırtı gelmiyor pek. Patır patır ediyor geçiyor. Yoksa yollar haşat. Dikkat edin. Zincirler. Valla videonun yorumlarına bakmadım arkadaşlar. Çünkü dün Family Hotel'deydim. Oradan attım. Videoyu kaçtım. Haberiniz olsun. Eve gidince inşallah herhalde haftaya iş yok. Bir hafta evdeyiz. Evden yorumlarınıza falan cevap vermeye çalışırım. Ya ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim onu. Sol şeritler güzel bak. Sol şeritte sıkıntı yok ama sağ taraf mayın tarlasından farkı yok. Taksiyle Allah esirgesin şöyle benim o girdiğim çukurlara falan suratlı girmiş olsanız jantı patlatır atar ya. Ne kıymeti var? Arabamızı tanıyorsunuz. Arabamızı tanıtmaya gerek yok. Mercedes. Ben şaşmayalım. Vay 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 anam vay. Çıkayım değil mi? Sakın. Bulgarlar öyle sakin, öyle yavaş yola gidiyorlar ki hep 60-70, 60-70. Tabi biz de suratlı geliyor. Biz yavaş gidemeyiz millet olarak.
Bulgar polisi de görünce zaten biliyor bu gelen Türk'tür. Ta bir kilometreden önüne çıkmaya başlıyor yola. Çevirmek için. Çünkü Bulgar'a bakıyorsun gıdım 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 uşuk Fadime gibi. Gıdım 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 gıdım. Gitsem mi gitmesem mi diye. Lan yola çıktın mı basacaksın ya. Bura herhalde uçak pistiydi ya. Bura mıydı ki? Ya buralarda bir yerler olsa gerek. Ya şöyle radyoyu açıyorsun Türkiye'de. Türkiye'de bile bir sürü yabancı müzikler dinliyorsun. Ya bir tane şöyle Türkçe müzik çalan bir radyo yok Avrupa'da. Ondan sonra ne bileyim şöyle bir radyomuz çekmiyor. Ona kızarım ben de kendi kendime. Ya bir tane bir kanalımız olsa dünyanın her yerinde çekse de onu dinlesek ya. Yeter ki yorum yapsınlar. Yeter ki haber versinler. Yeter ki halk müziği çalsınlar. Boşumuza gitmesin. Önemli olan Türkçe konuşması. Dıngırdasın. Böyle bir kanal olacak her yerde çekecek ya. Yok mu öyle bir babayı açacak radyo kanalı? O sandım mı ya? Joy FM yok. Veronica, Meronica. Ne la bunlar? Havalar bozuk. Bir yağmur yağıyor, bir duruyor. Vallahi da dün bu saatte işte şeyden yürüdüm. Macar'dan, Budapeşte'den, şeyden, Family'den. Sabaha kadar sakız attım Dako'ya. Sakız yapıştırdım. 11 saat yat gösterdim. Geldim. Sabah Sofya'daydım. Evraklarımı verdim. Yattım, uyudum. 6 saat iyi bir uyumuşsun. Oh! Canıma diyesin vallahi. Her tarafım tir titriyordu ya, bacaklarım falan ya. Uykusuzluk kötü bir şey ya. 2 gündür uyumuyorum. Bugün iyi bir 6 saat kestirmişiz. Şimdi bugün de Kapıkule'ye gideriz. Bizim evraklarımız çünkü saat 5'ten sonra olmuyor. Yatmak zorundayız. Kapıkule'de de bir güzel bir yemek yerim. Paklayla pilav, yanına soğan. Ondan sonra da sabah kalkar evraklarımızı yaptırırız. Öğlen ne diye çıktım Allah izin verirse. Fatih abimin yanına diyeceğim ama Fatih abi gelemeyeceğim herhalde çünkü yüküm çok ağır. E5'e gelemem. Bir de fatura değeri yüksek. Cihaz da takarlar buna. Ana yoldan sapamam. Bilgin olsun abicim. Yemiş gibi olacağız. Olduk. Az daha havalar ısınsın. Yaz gelmedi daha. Sözümüz yaza. Yaz da bitmez ha, haberin olsun. Bu sene yaz değil. Belki öbür seneki yaz. Gelir bir kebap yaparız beraber. Yeriz abi inşallah. Nasip olursa. O Kızılcahamam'ın ağaçların dibinde, yolun kenarında şöyle. Oh! Arabalara bakarak da dumanı tütürürüz. İllas abi arabanız gidiyor. Şenol abi İllas Park 61 Çavdaroğlu. Maşallah maşallah. Allah kaza bela vermesin Şenol abi gibi. İllas abi. Abi bu arada unutmadan söyleyeyim. Şenol abimin oğlunu sana çok selamı vardı ya. Şimdi gene beni mahvedecek ya. Diyor Ali abime çok selam söyle bizzat diyor video yaparken falan dediydi. Bak unuttum. Ortega'nın selamı vardı. Bizim Ortega. Tırcı Ortega. Ondan da çekti dek gelecektik ama dek gelemedik. Bir ona hemen iki yumurta kır diyecektim. Ocak yapacaktık. Tahtadan yapmış geçen gördüm. Afiyet şeker olsun Ortega. Of of. Kır arabayı kır. Ortega yolların açık olsun, bahtın açık olsun. Seni bulduğumda iki tane yumurtanı yiyeceğim. Hadi bakalım aç dolabı yap yumurtamızı. Hadi.
90 kilometre sonra Shell varmış Türkiye yol üstünde diyor. Nereymiş ona bilemedim ya. Shell. Nerede var? Ta o kapıya 10 kilometre kala ya. Orası herhalde. Geldik mi bu kadar? Of. Ya başım ağrıyor, kendimi sıkacağım diye, inanır mısınız lan şu yolların yüzüne. He, biz yaklaşmışız ya. Abiler, arkadaşlar, Bulgaristan'a falan böyle girdiğinizde bir 10 euro bozdurun, leva alın, 20 leva falan yapar birebir çünkü kur. 10 euro bozdursan 20 leva yapar, 1'e 2 pardon, 10 liran 20 lira yapıyor, anlayacağınız. En kötü sürü de var da vermezler. Onların olsun, boş verin. Bir 10 euroluk leva yapın, şöyle durursunuz. Havalar sizin geldiğinizde sıcak olur zaten. Şöyle durursunuz, bir kahve alırsınız. Oh. Geriler kahve içersiniz. Espresso için ha. Hem uykunuz gelmez hem de güzel kahvedir. Diyorum ve noktayı koyuyorum arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar Bulgaristan'dan. Ciao bella diyorum. Görüşmek ümidiyle. Ciao bella.